Bu arabaya $7.000 ödedim ama içine berbat bir CD çalar koymuşlar. Lanet olsun. Ne oluyor? Harika. Lanet olsun. Ne mutlu yıl. Çok güzel. Harika bir yıl. Barış için geldim. Evet, Yüzbaşı Hawkins, Kanıt Odası, J38. 38. Harika. Teşekkür ederim. Efendim, bu gerçekten ciddi bir problem olmaya başladı. Merhaba. Tamam, bütün bunları toplantıda konuşuruz. Yüzbaşı Hawkins, Kanıt Odası J38. Yüzbaşı Hawkins, Kanıt Odası J38. Evet. Merhaba. Oh! Burada bir sorunumuz var galiba memur bey, ha? Merhaba. Merhaba. Adınız? Büyük bir parti olmalı. Efendim memur bey? Şakaydı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Acele et. Ne demek istiyorsun? Her şey yolunda. Acele et. Harika gitti. Tanrı aşkına bu lanet şey de neydi böyle? Ufak bir sigorta. Peki ama neden? Görgü tanığı yok. Ah, olamaz. Yüce Tanrım, ah, olamaz. Organizasyonlarının değerinde iş yapmadığını söylediğimde beni dinlemedi. O yüzden ben de yeteneklerimi göstermenin tek yolunun kendi bölümümü kurmak olduğunu hissettim. Bay Davis. Davis. Evet doğru, Jeff Davis. Anlatmaya çalıştığım... Eminim tıpkı sizin gibi ben de erken yaşlarda hayalimde aldığım eğitimi bana yarar sağlayacağını ve işim için... gerekli olduğunu sanmıştım ve şimdi size bir örnek vermeme izin verin. Pembe masterlarının giderek önem yitirdiğini anladığım dakika bir sorun olduğunu anladım zaten. Pristina geri dönüp ikinci masterlarını uluslararası bankacılık dalında yaptılar. Ki bence bu alanda master yapmak... Hey, bütün bu adamların ne işi var? İyi akşamlar Bay Manning. Ah, bu gördüğümüz adamlar mı? Onları kurye gibi düşünebilirsin. Evet tabii, bakalım neler var. Hadi çocuklar. Eğitim gerçekten çok önemli. Yapmayın. Sana Jeff diyebilir miyim? Tabii, nasıl istersen. Hadi, hadi. Üniversite diploması olmadan ki en az master derecesinden bahsediyorum. Çocukların umutsuz bir durumda orduya katılması kaçınılmazdır. Suç dünyasına girmeleri de. Ya da polis olurlar. Neden bu saçmalıkları bırakıp işimize dönmüyoruz? Sen hangi üniversiteye gittin? O Pomuyala Üniversitesi'ne. Parti zamanı. Buraya bayılıyorum. Harika. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Kimse kıpırdamasın. Şöyle gel. Paraları ver. Tamam, çabuk ol. Tamam. Paraları ver. Bu anlaşmayı yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Sen nasıl istersen. Lanet olsun. Kes sesini. Kes sesini. Hadi dedim, paraları ver. Hepsi kasada. Işıkları söndür. Olamaz. Konuşmaya devam edin. Hadi tamam, hareket et. Hepsini alın. Sana söylüyorum, işte buradalar. Kes sesini. Susun diyorum size. Aslında sen Turner'sın, değil mi? Dedektif Turner. Parayı aldın mı Baz? İşin bitti mi? Baz! Sen Baz değilsin. Sen de pek zeki değilsin. Siz polisler çok akıllı olduğunuzu sanırsınız. Benimle ve beyaz çocuklarla uğraşmamanız gerektiğini bilmeliydiniz. At silahını. Bir haftadır sizin zavallı saçmalıklarınızı dinliyoruz. At silahını. Bu adam neden bahsediyor ha? Gülümse Ray. Bırak silahını. Aşağılık herif. Toparlanın beyler. Hemen efendim. Bu tuzağı kim kurdu? Bilmiyorum efendim. Eğer verinse daha iyi düşünmeliydi. Hiç değilse dünyadan bir polis daha eksilmiş oldu. Çocuklar, eroin dolu bütün paketleri aldığınıza emin misiniz? Arkaya geçin hemen. Hemen Bay Manning. Gidelim. Yürüyün. Barış için geldim. Ne böyle, aman tanrım. Mutlu Noeller, ona göz kulak ol. Sen merak etme. Lanet olsun. Hey! Hey! Hadi lanet olsun. Onu öldüreceğim. Yüzünü paramparça edeceğim. Lanet herif, öldüreceğim onu. Bırakın beni. Federal bürolardan birinde patlama olduğunu öğrendik. 9 ölü, en az yarım düzine yaralı varmış. Harika. Merhaba Dayan. Merhaba. Neler oluyor? Mezbaha gibi. Görünüşe göre beyaz çocuklar yemek pişirmiş. Tanrım, burada ne oldu böyle? Tam 5 ölü. Kimse bir şey görmemiş ve duymamış. Şehrin bu kısmı için doğal tabii. Kane saat 11:30'da olay yerine gelen ilk kişi. Ama o da hiçbir şey görmediğini söylüyor. Jack, Turner'a çok üzüldüm. Gerçekten. O kadar kızgınım ki seni pencereden aşağı atabilirim. Ama bunu şu anda yapmayacağım. Zamanı değil. Boynunu kırmak için de doğru zaman değil. Ray konusunda neler hissettiğini biliyorum. Ya Victor Manning? Ne olmuş ona? Aşağılık herif ortağımı öldürdü. Beni zorlama Jack. Tam 8 gündür ortada yoksun. Bir hafta kaybolsam bile anlayabilirdim. Ama tam 8 koca gün. Bu yetmiyormuş gibi çalıntı eroin ve $5000 da hesabını vermek zorundasın. Kaptan Malone, sizi görmek isteyen biri var. İşte bu harika, federaller. Bürolara havaya uçtu ve şimdi bütün şehirde soruşturma yapma yetkileri var. Onlara hemen geleceğimi söyle, tamam mı? Tabii efendim. Buradan uzaklaşacaksın. 8 haftalık bir tatile çıkıyorsun. Bu bir emir mi? Hayır. Daha kötüsü. Söz ver bana. Kane, bu dünyada sözünü tutmamaktansa ölmeyi yeğleyeceğini bildiğim tek adamsın. O yüzden söz ver bana. Bu bir emirdir. Manning'i istiyorum. Bu tatile çık, yoksa tamamen uzaklaştırırım. Tamam. Güzel. Ayrıca yerinde olsaydım biraz vakit ayırır ve özel hayatımı da düzene sokardım. Dedektif Kane, bu FBI'dan Ajan Switzer size birkaç soru sormak istiyor. Özel olarak. Benim işim ne biliyor musun dedektif? Her şeyi bilirim. Hepsi bu. Benim işim bu. Her şeyi herkesten önce bilmek. Yani? Victor Manning'in peşinde olduğunuzu biliyorum. Ayrıca bunların sıradan cinayetler olmadığını da biliyorum. 3 donanımlı adamların daha silahlarını çekmeden boğazları kesiliyor. Kim bu kadar hızlı olabilir, söyler misin? Kim değil ne? Pek çok bıçak yarası gördüm. Ama Manning'in çocukları başka bir şeyle öldürüldüler. Anahtar silahın ne olduğunu bulmak mı? Evet, öyle. Bay Manning'ini nerede bulabileceğime dair bir fikrin yok, değil mi? Bak, yardım etmek isterdim ama az önce tatile gönderildim. Yoksa bunu bilmiyor muydunuz? Yeni tekrar davaya verin. Emin ol, bunu yaparım. Bir tek telefon etmem yeterli olur. Bir tek telefon. Eminim bunu istemezsin. Ama Kane gelemez. Bir tatile çıkıyor. Öyle değil mi Kane? Gidebilirim dedim. Ne zaman gideceğimi söylemedim. Peki. Onu duydun. Göreve dönüyoruz. Güzel. Yarın ortağını bürodan gönderirim. Ortak mı? Ortak? Kane. Özel Ajan Smith'le tanış. Dalga geçiyorsun değil mi? Sakin ol Kane. Hayır, ben hallederim yüzbaşı. Affedersin ama büro içinde bulunduğum yere ulaşabilmiş en genç elemanım ben ve yapabileceğinizin 2 katını başarabilirim. O yüzden bu saçmalıklarla vaktimi alma. Dalga geçiyorsun. Federallerin yürüttüğü bir davada çalışmaya alışkın olmayabilirsin ama komutan benden parametreleri toplamamı istedi. Parametreler? Evet, parametreler, yani olayın temel noktaları. Evet, ne anlama geldiğini biliyorum. Pekala, bu iyi. Müfettiş Switzer'a günlük rapor vereceğiz. Yani her gün. Gizemli ortadan kaybolmalar olmayacak. Bir hafta boyunca filan. Bir haftada 8 günde. 1 dakika bile. Bu konuda anlaştık mı? Bana ne yapmam gerektiğini... Buraya gelirken bunların olacağını biliyordum. Şu adamla konuşur musun? Kaptan sorgu yargıcı burada. Sağ ol diye içeri gönder. Merhaba. Merhaba. Balistik cinayet silahı hakkında neler söylüyor? Her ne kullandılarsa çok ince ve keskin bir bıçağı var. Derin ve dümdüz kesikler yaratmış. Bir sürüyle yapmakta zorlandım. Peki bunu nasıl açıklıyorsun? Açıklayamıyorum. Dayan. Bekle. Dinle. Ben de Ray için senin kadar üzülüyorum. Ama 8 güncek bir telefon bile etmedim. Bir saniye durup beni dinler misin? Ben istemiyorum. Bak. Ben de yandaki kız gibi acı çekmeyi seviyorum. Ama bu sefer sağ olup olmadığını bile bilmeden beklemek zorundaydım ve ölmeni ummaya başladım. Anlatabiliyor muyum? Ben... Hey! Bayağı sağlıklı bir ilişkiniz varmış. Bu bir. Pekala, listemde 1. sırada... Sen kullan. Bence önce soruşturma raporunu okumalıyız. Sana bir şey söyleyeyim. Bomba uzmanları. Onların uzmanlığı hayatidir. Bu Switzer kılavuzunun 35. sayfasından bir alıntı. Kendisi çok zekidir. Ondan bir şeyler öğren. Öyle mi? Şimdi gidebilir miyiz yoksa Switzer bana başka bilgiler de sunacak mı? Hazır konusu açılmışken oraya bu şekilde gitmek istediğinden emin misin? Bence görünümüne önem vermelisin. Çünkü dış görünüm çok önemlidir. İnsanlara senin kim olduğunu söyler. Anladın mı? Bu durumda belki de bagajla seyahat etmelisin. Yüce Tanrım, bizi koru. Tanrım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor'a benziyorum? Gözlüyorum, notlar alıyorum. Ciddi misin? Polislerin çalışma sistemindeki asıl problem şu. Duygularınızı işe karıştırıyorsunuz. Akılcı şekilde düşünemiyorsunuz. Biraz mesafe kurmalısınız. Mesafe mi istiyorsun? Neden gidip orada durmuyorsun? Cesedin yanında. Her olay klinik araştırma ha? İçgüdülere ne diyorsun? Böyle bir şey yok. İçgüdüler öğrenilmiş tepkiler bütünüdür. Hepsi bu. Hemen her durumda ne yapmam gerektiği üzerinde çalıştım. Bir şey olursa karşılaşmaya hazırım. Her şeye hazırım. Aşağı in. Bunu yapmamın bir amacı var mı peki? Aşağı. Saçmalık. Ajan Smith? Böyle bir şeyle, tamamen yeni bir şeyle karşılaşınca ne yaparsınız? Gerçekten bilmiyorum. Böyle bir şey hiç olmadı. Çok feci sıkıştın. Yapma. Belki. Peki ya sen? Aynen. Peki sen ne yaparsın? İçgüdülerimi izlerim. Ah, seni işe yaramaz dört bacaklı pire torbası Dexter. Dexter! Dexter! Yemek zamanı. Dexter! Kim var orada? Seni aşağılık, değersiz şişko. Bunun beni korkutması mı gerekiyor? Seni aç gözlü, lanet olası soyguncu sersem. Barış için geldim. barda ne arıyoruz söyler misin? Görev başındayken içmem ben. Bu prosedürlere aykırı. O zaman evine dön. Ben burada düşünüyorum. Sen neden bahsediyorsun? Burada nasıl düşünebilirsin? Beynimdeki kan çekiliyor. Evet. Eski dostum Bona. Hadi. Ne sürpriz ama. Hadi gel. Sanırım bu masaya elveda vuruşuydu. Lanet olsun. Sanırım toplarında bir sorun var Bona. Hey. Victor Manning nerede? Kimin umurundaki? Ortağımın. Çünkü öldü. Hey dokunmak. Ben ve erkek arkadaşım bana onu kimin öldürdüğünü söyleyeceksiniz. Bırak onu. Lütfen. Pekala Boner. Ortağımı kim öldürdü ve uyuşturucuları kim aldı? Lanet olası Marslılar. Paketleri onlara. Ha, öyle mi? Çünkü sokaklarda mal olmadığı kesin. Biliyor musun? Beyaz çocuklar siz polislerden şüpheleniyor Kane. Yemin ederim gerçek bu. Gerçek bu. Bir şey bilseydim Kane sana söylerdim. Tamam kaybol Boner. Sen de. Demek buraya bu yüzden geldik ha? Bonner'i sıkıştırmaya. Güzel teknik. Oldukça yasa dışı. Yine de ondan bayağı şey öğrendin değil mi? Daha önce de söyledim Smith. Buraya düşünmeye geldim. Peki ya bu silah bir bıçak değil de mermi ise? Istaka ucu gibi. İstaka ucu izle. Bu adamı kesiyor. Evet. Sonra diğer taraftaki adamı kesiyor. Evet. Ondan sekiyor. Oradaki duvara çarpıyor. Sonra buraya çarpıyor. Sonra da bu adamı kesiyor. Ve o tarafta bir yerde duruyor. Yani şimdi biz bir ıslak avucu arıyoruz. Cinayet silahı bu öyle mi? Saçmalık. Ona bir daha dokunma. Sakin ol biliyorum. Cinayet silahı diye buna derim. Prosedür prosedürdür. Bonner'a karşı davranışın yüzünden rapor edileceksin. Harika. Şurada sağda dur. Tamam. Yarın görüşürüz. Nereye gittiğini sanıyorsun? İçeri. Bana bak. Switzer kılavuzu sayfa 11. Kanıtlar en kısa sürede yetkililere teslim edilir. Evet, bu harika ama üniversitedeki bir arkadaşıma göstermek istiyorum. Demek üniversitede ha? Ne yapıyor, bilim adamı? Hayır, Amigo kızların lideri. Alanında yetkili değil, buna izin veremem. Bu saçmalık. Vay canına. Güzel evmiş. Eminim böyle bir silah için çok güvenli. Hı hı. Biraz şarap ister misin? Ne? Şarap. Olabilir. İlginç bir tablo. Beğendin mi? Evet ama biraz şey... Büyük. Evet. Sanırım seni tam olarak doğru değerlendiremedim ha? Sanırım hayır Smith. O diski istiyorum. Dürüst olacağım. Bu senin için sadece bir dava. Benim için çok, çok daha fazlası. Bu diski benden almaya çalışırsan sana çok ama çok sert bir yumruk atacağım. Ha. Çok teşekkür ederim. Sana bir şey sorabilir miyim? Neden benden hoşlanmıyorsun? Gerçi zerre kadar umurumda değil ama merak ediyorum. Senden daha başarılı olduğum için mi? Kesinlikle. Anlamıştım. Hiç fena değil. Seni saat 7'de alırım. Ben özür dilemek istemiştim. Ben... Bitti mi? Evet. Jack, bana bir söz vermelisin. Nedir? Doğum günümü hatırlayacağına söz ver. Ayrıca annemi benimle ziyarete geleceğine de ne olduğu hiç önemli değil. Sadece bir şeyi doğru yapacağına söz ver. Bunu yapabilir misin? Hangimize daha çok kızdığımı bilmiyorum. Sana mı yoksa izin verdiğim için kendime mi? Merhaba. Merhaba. ya babasın ya da çoktan öldün dostum. Benim, bırak beni, benim. Burada ne arıyorsun sen? Seni almaya gelmiştim. Kapı açıktı, ben de içeri girdim. Sanırım soyulmuşsun ha? Siz FBI'dekilerin gözünden bir şey kaçmıyor, kaçmaz. Değil mi? Dün gece yeni cinayetler işlendi. Disk nerede? Dün gece bir arkadaşıma bıraktım. Arkadaşına? Evet. Heh, ne güzel. Buraya yeni gelmiştin ha? Evet, elbette ki az önce geldim. Neden? Ne söylemeye çalışıyorsun? Hiçbir şey. Kendinize kahve alın. Hemen geliyorum. Teşekkürler. Rahatlamak lazım. Ekstra kafein, berbat Amerikan kahvesi hamsterları bile uyanık tutamaz. Niye takım elbise? Bu Smith, canlı kanlı bir FBI ajanı. Kane, sen kafayı mı yedin? Sakin olun Doktor Bruce, bunun için gelmedim. Burada gördüğünüz her şey araştırmalarım için gereklidir. Size inanıyorum, inanıyorum. Tabii. Bütün federaller aynısınız. Afrika'daki o kabileye benziyorsunuz. Her zaman söylediklerinin tersini yapan. Şu kabileyi söylüyorum, köyümüze hoş geldiniz derler. Endişelenmenize hiç gerek yok doktor. Gördün mü? Sakin ol, kendine gel Bruce. Bize diskten bahset. Tamam. Olamaz. Biraz dikkat eder misin? Sakin ol sert çocuk. Benim yarattığıma benzer elektrikten tamamen yoksun bir yüzeyde bu şey havalanıyor. En basit anlatımıyla bu bir mıknatıs. Hayatımda gördüğüm en güçlü kendinden yüklü elektromanyetik alan. Ve herhangi bir mıknatıs gibi zıt kutuplara sahip diğer mıknatısları çekiyor. Bu yüzden hoparlörü mıknatısına takıldı. İtici güçleri düşünürsen diğer manyetik güçleri kullanmak üzere programlanabilir. İstediğin frekansta kullanabilirsin. Silah olarak nasıl kullanılır? İnsan vücudu düşük bir elektrik gücü taşır değil mi? Diski o güce göre ayarlarsın sonra... Kısacası koca kafa haklı. Radyo frekansını öldür diye programlamak gibi. Teknolojisi inanılmaz. Üstünde daha çok çalışmalıyım. Güzel, sende kalsın. Geri döneceğiz. Unut bunu, sen şahsın denedin. O şeyi hemen Switzer'a götürüyorum. Sen delirdin mi? 2 kez neredeyse kafamı uçuruyordu. Üstelik nasıl çalıştığını bilmeme rağmen bunu alamazsın. Aha, öyle mi? Demek alamam. 5 metre bile yürüyemezsin bununla. Bırak da işini bitirsin. Sonra Switzer'e teslim edersin. Peki. Tamam. Onu sakla. Peki, tamam. Dün gece 3 kişi daha getirildi. Bunun bizim davamızla ilgili olduğunu düşünme nedeni ne? Ölüm nedenleri. Aşırı dozda eroin. Ve bu adam bağımlı değilmiş bak. Kesinlikle kendi kendine enjekte etmemiş. Federallerin eroini mi? Bence öyle. Gücü gerçekten inanılmaz. Senin manyak insanları öldürebilmek için çok eroin çalmış. Neden? Yani bunu neden yapsın? İnsanlar birbirine hastalıklı şeyler yapar. Peki kurşun deliğine ne diyorsun? Aa, bu kurşun deliği değil. Ne ki? Az sonra öğreneceğim. Görmek ister misin? Hayır. Teşekkür ederim Kasım. Ben de tam telefon edecektim. İzninle. Doktor Şaffer patolojiye. Doktor Şaffer patolojiye. Hadi. Sizi tekrar arayacağım. İçeride midem mahvoldu. İşte. Bu bir saat önce geldi. Teşekkürler. İkinizin arasında ne var? Aşk nefret ilişkisi mi? Daha çok nefret. Nefret ilişkisi. Sevgili Kane, Rio'da harika zaman geçiriyorum. Umarım yakında geberirsin. Sevgiler, Victor Manning. Not, Warren'dan seninle ilgilenmesini istedim. Warren da kim? Aşağılık herif nasıl da gülüyor, bakar mısın? Ortağımı öldürüyor ve Noel'i geçirmek için Rio'ya gidiyor. Warren kim? Manning'in ortağı, beyaz çocukların başı. Yapı suçlular. Son 2 yıldır bu herifin peşindeyim. Şimdi nereye gidiyoruz? O bizi bulmadan gidip Warren'ı göreceğiz. Tamam. Ne dedin sen? Tamam dedim. Aa, hayır. Bu mahalleyi ne kadar iyi biliyorsun? Evet, biraz. Bırak ben kullanayım. Hayır, hayır olmaz. Bu benim arabam, ben kullanayım. Gerçekten mi? Peki ama beyaz çocukların 2 üyesi bizi takip ediyor. Bırak da direksiyona ben geçeyim. Ben kullanırım dedim, değil mi? Tekrar düşündüm de sen kullan. Sağa dön. Olamaz, öleceğiz. Ne yapıyorsun? Kestirme, daha önce hiç duymadın mı? Buralarda bir yerde durup destek göndermelerini isteyelim. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Onu nereden buldun? Annemin Noel hediyesi. Dikkat et! Kane yapma, burada tavuk gibi ezileceğiz. Beyaz çocukların en son isteyeceği şey... Kane! O arabayı çizmek. Sıra bende. Lanet olası herif! Buraya kadar. Warren artık öyle bir adam. Neredeyiz? Burası Warren'ın mı? Evet. Prosedürleri izlemeliyiz Kane, anlamıyor musun? Merkeze dönüp arama emri çıkartmalıyız hemen. Hayır. Sadece umursamıyorum. Şemak. Hey. Çattık. Sıradaki LDL transferinde ne durumdayız? Burada olmaz. Halı kirlenir. Efendim? Silahları masaya bırakın. Hadi. Hadi çocuklar. Yapın. Tamamdır. Şimdi ayağa kalkın. Ayağa kalkın dedim. Pekala Warren, şimdi sen ve ben biraz konuşacağız. Yeniden görüştüğümüze sevindim Kane. Otur şuraya Warren. Buraya gelmemeliydim. Victor gelecek aya kadar Rio'ya gitmek istemiyordu. Mekan mahvoldu. Acilen uçmak zorunda kaldı. Sizin çocukları ben öldürmedim mi? Saçmalık. Yanlış adamın peşindesiniz. Siz polisler uyuşturucuyla savaş ilan ettiniz. Ne oldu? Ödemelerimizde gecikme falan mı oldu? Son 3 günde satışlarımız tam anlamıyla pisliğe döndü. Bu sıralar bonus ödemelerden bahsetmek zor. Uyuşturucuyla savaş mı? Sen ne saçmalıyorsun? Uyuşturucu savaşı da ne? Neden? Neden? Neden bu polisle konuşuyorum ki ben? Çünkü onu öldüreceksin. Aa, evet, doğru. Ah, kişisel değil Kane. Bu sadece iş. Silahın kimin elinde olduğunu unutuyorsun. Oh, sanırım buna bir karşılığım olabilir. Hadi yürü. Yürü. Pekala Kane, düşünmen gereken 2 şey var. Hadi yürüsene. 1. Victor gün bitimine kadar ölmeni istiyor. 2. Mal bırakmamız lazım. Erteleyebilirdik. Ama nakit akışında sıkışığız. Bu yüzden sen yapacaksın bunu. Yani biri ölecekse bu sanırım sen olacaksın Kane. Hı. Unut bunu. Aha, bunu yapacaksın. Yoksa ortaklarının ölümüne yol açmak gibi çok kötü bir ünle anılacaksın. Seçenekleri anladın değil mi? Ver şunu hadi. Tabii. Sakın yanlış yapma dostum. Umarım başınızın belada olduğunu biliyorsunuzdur. Evet bayım. Sizin için ne yapabilirim? Aptalca bir şey yapma. Eğer çocuklara söyle, cehennemde görüşürüz. Neydi böyle? Ne olduğunu söyler misin? Neydi bu? O da kimdi? Burada neler oluyor? Kapa çeneni de düşüneyim. Bu kim? Orada neler olduğunu bana anlatacaksın, tamam mı? Sen burada bekle. Sonra gidip diski alacağız. Ha tabii, tamam. Sen gidip eğlenmene bak. Benim için endişelenme. Evet. Sen beni ara, hemen gelirim, tamam mı? Hayır. Evet, sanırım. Belki. Evet. Hı-hı. Affedersiniz, acil durum FBI. Az önce ne olduğuna inanamayacaksın. Teşekkür ederim. Şunu bozar mısınız? Boynunu kıranın ben olacağımı düşünürdüm. Çok şirin. Soruma cevap vermek ister misin? Evet. Anlatması zor. Eroin beynin endorfin salgılamasını hızlandırır. Endorfin zinde hissetmemizi sağlayan bir hormondur. Yani doğal ekstazi. Yani birini vurursan bir delik açarsın ve... Teorik olarak böylece eline çok güçlü bir uyuşturucu geçer. 1 gramı bile binlerce doza eşittir. Neden teorik olarak? Öyle çünkü bunu kimse yapamaz. Kimsenin elinde bunu koruyabilecek ya da yönetebilecek bir teknoloji yok. Yani en azından şimdilik. Size tekrar anlatayım Santral. Toplu görüşme yapmak istiyorum. Evet, hayır. Toplu görüşme. Merhaba. Doktor Kate, lütfen acil servise. Delirdiğimi düşüneceksin ama... Hayır. Bunun seni durdurmasına izin verme. Doktor Kate, lütfen acil servise. Hadi... Sanırım uzaylılarla uğraşıyoruz ve Meksika'dan gelmiyorlar. 2 tane uzaylı var. Bir tanesi katil. Ve sanırım diğeri de bizim tarafımızda. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok fazla çalışıyorsun. Aklının ve bedeninin dinlenmesi lazım. Yoksa çökecekler. Bu çok doğal. Beni dinlemek zorundasın. Sen de psikiyatriste görünmek zorundasın. Birinin ilk olması gerekiyordu. Ne? İlk ne? Ha? Uzaylıları gören ilk kişi mi? Ha? Elinde hiçbir kanıt yok. Buna kimse inanmayacaktır. Disk bende. Hadi. Bruce? Olamaz. Ne oldu? Sence ne olmuş olabilir? Sersem herifler diski çaldı. Senin arkadaşın. Böyle bir şeyin olacağını biliyordum. İnanamıyorum. Yalan söylemeye çalıştım. Yemin ederim. Bende olduğunu biliyorlardı. Sen iyi misin? Nasıl görünüyorsam öyleyim. Berbat görünüyorsun. Şu konuşana bak. Kim olduklarını biliyor musun? Bilmiyorum. Kötü saç kesimli gerzekler. Sana benziyorlardı aslında. Sen neden çeneni kapatmıyorsun? Harika. Elimizdeki tek kanıt oydu ve o da gitti. Neye bakıyorsun? Melon'a gidiyoruz. Bu senin kariyerin. Önden buyur. Ne yapacaksın? Ona uzaydan gelen uyuşturucu tacirleriyle uğraştığımızı mı söyleyeceksin? İnan bana dostum, en az 3 metre boyundaydı. Sokağın 2 blok aşağısında dolaşıyordu. Evet, eminim görmüşsündür. Geçen hafta da çamaşırhanede Jimi Hendrix'i görmüştün. Evet, bir makine dolusu eski püskü giysiyle. İnanın atmıyorum, bu sokaklarda manyağın biri kol geziyor. Hiçbiriniz gazete okumuyor musunuz? Hey. Lanet olsun. Hey, sakin ol. Oh, gördüğüm adam. Hey. Barış için geldi. Evet, eminim öyle durursun adam. Neyse sen. Bırak onu. Olamaz. Hey. konuda beni destekleyeceksin değil mi? Kesinlikle. Söz ver. Tamam dedik ki. Ne dedin sen? Size katılıyorum efendim. Size %100 katılıyorum. Bence dedektif Kane hemen yargıya varıyor. Şimdi omurgasız bence... korkak bunu herif. Beni denemek için mi yapıyorsun? Ama Jack? Gerçek. O zaman bana kanıt getir. Bulduğunu söylediğin diske ne oldu? Biri onu çaldı. Aha tabii. Ben Malone. Evet. Ne? Nerede? Kaç kişi? Tamam. Şehir merkezinde bir markette 2 kişiyi daha öldürmüş ve bu kez görgü tanığı da var. D. Harper, Portland ve Malrone'ye benimle bu adreste buluşmalarını söyle. Çok sağ ol. Kariyerimi düşünmek zorundayım. Uzaydan gelen yaratıklarla ilgili hikayelerle bunu riske atamam. Yardım etmeyeceksen çekil yolundan da işimi yapayım. Eddie Switzer der ki... 2 etti. Kaç tane daha alacağım? Heh. Neden bunun federal büronun işi... Çünkü ben sorgu hakimiyim bu yüzden. Ben yetki sahibi personel sayılmıyorsam kim sayılıyor merak ediyorum. Size yardım edemem üzgün. Senden yardım size istemiyorum yardım ben. Edemem. Neden seninle konuşuyorum ki? Aptal herifin tekisin. Hey kişiselleştirmeye gerek yok. Burada neler oluyor? Ah Jack şükürler olsun bu... Sersem. Teşekkür ederim. Bu sersem beni içeri almıyor. İçeride cesetler var. Raporların altına imzam atılıyor ama cesetleri göremiyorum. Dedektif Kane. Suç mahalli mühürlendi. Kimdi? Tamam bakın. Ben hallederim lütfen. Burada bir sorun mu var Smith? FBI. Bakın cüzdanınızı burnumdan çekebilir misiniz? İçinde gold kartınız olsa da umurumda değil. İçeri giremezsiniz. Bence gireriz. Bence giremezsiniz. Gel. Frank burada neler olduğunu bana söyler misin? Bilmiyorum bütün suç mahalline yayıldı. Senin büyük bir FBI ajanı olduğunu sanıyordum. Yapma benimle uğraşmayı bırak. Bu herifleri daha önce görmedim. O senin patronun değil mi? Evet. Oradaki adamla konuşmak istiyorum. Doktor Switzer. Tamam bırakın geçsin. Burada neler dönüyor? Sözünü ettiğin görgü tanıkları nerede? Görgü tanığı falan yok. Şimdi beni iyi dinle. Konuşma. Ama neler oldu? Dinle. Her şeyin icabına bakıldı. Bu dava kapandı. Şu andan itibaren resmi olarak tatildesin tamam mı? Şimdi kaybol. İcabına bakıldı da ne demek? Artık senin sorunun değil demek. Git buradan. Git buradan. Affedersin. Bayan, bir dakika gelir misin? Beni tatile gönderiyorlar. Bir yolculuğa ne dersin? Ne? Uzun bir tatil. Sadece sen ve ben. Adını bile duymadığımız bir yere. Ya ama işlerimiz ne olacak? Sen de tatile çık. Yapamam. O halde istifa et. Kanıma girmeyecek. Bunu yapabilirim. Güzel. Şimdi eve git, hazırlan ve beni evden al. Sen gerçekten ciddi misin? Söz veriyorum. Bütün kalbimle. Jack, benimle dalga geçiyorsan ciğerlerini suyla doldururum ona göre. Ha. Hey. Sorun nedir? Arkadaş değil miyiz? Sanırım buraya kadar ha? Switzer sana ne anlattı? Bütün hikayeyi. Saçmalık. Bilmem gerektiği kadarını biliyorum tamam mı? Tamam. Bu 3 et. Seninle benim aramdaki fark ne biliyor musun? Ne kadar umursamıyorsun. Kendi keyfine bakıyorsun. Saçmalık. Ben işimi yapıyorum. Benden istediğini yapıyor. Üstlerime saygı gösteriyorum. Seninle benim aramdaki asıl fark bu. Ben bir takım oyuncusuyum. O halde takımın berbat. lanet olsun. Onu durdurmalısınız. Seninle çalışmak çok zor biliyor musun? Bir dakika izin ver. Seninle bir daha asla çalışmak istemiyorum. Her ne kadar... Bu da ne böyle? Kendine gel. Sana bahsettiğim buydu. Şuna bak. O bizim tarafımızda. Hadi hemen buradan gidelim. Şimdi kalbime inecek. Bu adamdan bir şey akıyor. Kimsin sen? Sizin gibi yasaların hizmetindeyim. Ha, dilimizi konuşabiliyor ha? Durdurun onu. Bizden ne istiyor? Larsi, paha biçilmez bir uyuşturucu. Yasal değil. Siz ona endorfin diyorsunuz. Tacir. Aşağılık herif bir tacir. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Ucuz yoldan almak için binlerce insanı öldürecekler. Nereden geliyorum demiştin? Durdurun onu. Geri dönerse diğerleri de gelecek. Bir katliam yaşanacak. Şu anda ambarda. Yıkın orayı. Kovana yoluna yakın. Fletcher binasından bahsediyor. Bana söz vermelisin. Söz ver. Söz veriyorum. En azından elimizde bir şey var artık. Ne? Cesedi. Yani bir kanıtımız var. Tuttum. Ondan geriye pek bir şey kalmadı. İnanamıyorum. Gördün mü? Ne demek o? Neredeyse yüzüme patladı adam. İyi misin? İyiyim. Gayet iyiyim. Aldım. Silahını aldım. Harika. İşte kanıtımız o. Tek yapmamız gereken Malone'a teslim etmek. Bir saniye. Müfettiş Switzer'a haber vermek zorundayız. Önce onun görmesi gerekiyor. Switzer'i boş ver. Bu davayı çözebilir misin? Bu işe son verebilir misin ha? Hayal görüyorsun. Switzer bu davayı çözecek. Hayır, çözmeyecek. Switzer bir yalancı. Sana bir şey söyleyecek ama başka şeyleri saklayacak. Çok yakında sana yumurta kırmadan omlet yapamazsın yalanını da anlatmaya başlayacak. Şimdi ver o silahı bana. Hayır. Ne demek hayır? Ver. Hayır dedim. Üzgünüm Jack. Bana lazım. Seni sersem herif. Biliyor musun bu olayın başından beri başıma bela oldun zaten. Öyle hissetmene üzüldüm. Bu silahı Switzer'a götürüyorum. Bu hala benim işim. Ha öyle mi? Bizler iyinin tarafındayız. Mesleğinin bir noktasında sen bu gerçeği unutmuşsun. Beni anlıyor musun? Misin? Evet. Güzel. Heh. Merak etme, en doğrusunu yaptın. Harika bir iş çıkardın ve bu kayıtlara geçecektir. Önce disk, şimdi de bu. Şimdi ne olacak efendim? Yani bu olayın nasıl çözüleceğini merak ediyorum. Açıkçası bu kadar çok soru sorman beni şaşırttı. Kenin yanında biraz fazla kaldın sen. Hayır. Evet, bu silahın ulusal çıkarlar için kullanılacağını söylemek yeterli olur sanırım. Evet, ben de bunun hakkında konuşmak istiyorum efendim. Kane'i ortadan kaldırmanı istemeyeceğim. Bu iş için yeterince çalıştın. Ortadan kaldırmak mı? Ne demek istiyorsunuz? Sakın saf olma. Bir uzaylıyla başarılı bir bağlantı kurmak askeri açıdan çok yararlı olabilir. Ve onu öldürmeye çalışan Kane gibi biri yüzünden tehlikeye atılamaz. Senin açından önemli olan bu davanın kapanmış olması. O uzaylı insanları öldürüyor. Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Endişelenme. Yakında bu işlere alışacaksın. Güven bana. Asla kimseye güvenme. Kane Kılavuzu 1. bölüm sayfa 1. Bana yardım ettiğin için sağ ol. Önemli değil. Bırakmak mı istiyorsun? Hayır. Hayır. Prosedürleri izlemek bende alışkanlık oldu. Ama şu anda birkaç kişinin canını yakmalıyız. Beni neden takip ettin? İçgüdü. Onu nasıl kullanacağını biliyor musun? Evet, tabii. Bir çeşit silah işte. Ödüm koptu. Bak. Ne? Nereye gidiyorsun? Şuna bir baksana. Harika. Çok geç kaldık. Onu kaçırdık. Git şuradan seni pis uzaylı. Olamaz. Şansa bak. Hadi. Hadi. İyi misin? İyiyim. Ver şunu bana, ver. Tamam, hayır. Tuttum, bırak. Hadi geri. Ne oldu, geberdin mi uzaylı? Gebermemiş. Kaçalım! Tamamdır, tamam. İyi misin? Onu vurdun mu? Sanırım vurdum ha? Sanırım evet. Ne oldu? Nerede sence o? Ne geri tepişti ama ha? Bu bebek ciddi hasar verebiliyor. Ha. Nerede? Bilmiyorum. O da ne? Nedir o? Sanırım buraya geliş nedenini bulduk. Bunlar endorfin. Seni şanslı herif. Onu vurabilirdim. Tam gözünden vururdum ve bir anda geberirdi işte. Ne yapıyorsun? Bir fikrim var. Ne fikri? Mallarını istiyor. Biz de buraya gelmesini istemiyoruz. Ne demek istiyorsun? Nereye? Sana açık hedef oluşturabilecek bir yere. Orada ceket falan var mı? Bana göre bir şey. Kıyafetlerimi beğenmediğini sanıyordum. Teşekkür ederim. Buna ihtiyacımız olabilir. Vay canına. Tam oldu. Olmalı. 12 yaşındayken benimdi. Sağ ol. Uzay silahını getir. Buradan gidiyoruz. Dayan. Jack, hadi oyalanmayı bırak. Çoktan toplandım ben. Olamaz. Dayan. Dayan. Evet, dayan. Burada neler oluyor? Hemen eve dönmelisin. Tatile gideceğimizi sanıyordum. Evet ama bir işim çıktı. Lanet olsun Jack. Bunun için işi bıraktım. Beni anlıyor musun sen? Biliyorum ama açıklayabilirim. Dikkat et Kane. Elinin tersiyle çakar. Jack, keşke burada neler olduğunu bana açıklayabilir. Neler oluyor? Bunlar da kim? İşim bitti Kane. Lanet olsun şimdi değil. Para nerede? Buraya kadar bu çocuklar ikinci seviye. Silahlarınızı bırakın. Hemen. Hala bana açıklamanı bekliyorum. Aslında anlatması biraz karışık. Yerde kaldı. Hemen silahlarınızı atın dedim. Hadi oradan. Hadi hemen gidelim buradan. Ne oluyor orada? Bu da kim böyle? Hadi hemen arabaya bin. Yürü hadi bin. Kenara kay. W9, Grant'in kuzeyine gidiyoruz. Destek gönderin. Mavi beyaz tarafından takip ediliyorum. Kimdi o adam? Söylesene. Uzaydan gelen pisliğin teki. Endişelenmenize gerek yok. Yanımda bu var. Tabii uzay silahınız var. Bu tip şeylerle sık karşılaşıyorsunuz değil mi? Sokağa çık artık. Kaldırımdan gitme. Aman Tanrım. Sakın sokağa çıkma. Kaldırımda kal. çek. İşe bak. Hala peşimizde. Palyaçoyu kızartacağım. Ha işte bu kadar. Herif ölmüyor. Yukarı mı? Evet. Gidelim. Jack. Devam et Smith. Merdivenden çık. O tarafa doğru. Açık atış durumundasın. Hemen arkandayım. Acele et. İşte orada, orada. Tamam, bunu dördüncüye getirelim. Gel çocuğum gel. Buraya geliyor. Geber bakalım. Takıldı. Koş Smith. Koş. Hadi hemen çıkalım buradan. Hemen çıkalım. Hadi çabuk. Koş koş koş. Hadi koş koş koş. Ne yapıyorsun? Yürüsene. Hayır, Jack, hemen çıkın buradan. Hadi hadi yürüyün. Devam et. Hadi acele edin. Hadi. Basamağa dikkat. Durun. Bırak onu. Sana onu bırak dedim. Seni aşağılık herif. Çok iyi. Barış için geldim. Ve parçalara bölüneceksin uzaylı. Hadi. Ne geceydi ama ha? Ben yordum, sen tuttun. Evet, iyi iş çıkardın Smith. Bu arada senin adın ne cidden? Herbert. Ne? Herbert. Arkadaşlarım Larry'den. Hmm. İyi işti Smith. Artık tatile çıkabilir miyiz lütfen? Söz vermiştim, öyle değil mi? Peki nereye gidiyoruz? Rio diye düşünmüştüm. Hayır.